Değerli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz yeni bir yayına. Engelsiz Üniversite tercih döneminde bu defa Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ndeyiz. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ne ben bir defa gitmiştim. Bölgesel engelsiz üniversiteler çalıştayı vardı ama epey zaman oldu. Pandemiden sonra da bir engelsiz üniversiteler çalıştayı yapıldı ama ona ben değil arkadaşlarım katılabildiler yoğunluktan dolayı. Şimdi bugün bu üniversitenin yakın zamanda görevlendirildiğini bildiğim Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü ile beraberiz. Öğretim görevlisi Neslihan Canpolatçı hocamız bizimle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Emre Bey, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız, geldiğiniz için böyle bir programa tercih döneminin son zamanlarında üniversitenizden bahsedeceksiniz. Belki tercih edecek adaylar da bizleri izlerler. Evet, umuyorum ki izlerler. Öncelikle ben teşekkür ediyorum böyle bir programa davet ettiğiniz için. Bizim için de güzel bir fırsat. Burada öğrenci adaylarımızla yani bizim üniversitemizi tercih etmeyi düşünen öğrencilerimizle en azından kafalarına takılan soruları ve bunların cevaplarını paylaşabilmek bizim için de büyük bir mutluluk. Bu fırsat için de ayrıca teşekkür ediyorum Emre Bey. İsterseniz öncelikle kampüsten bahsedelim. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin kampüsü hakkında özellikle de bilmeyenler için ne söylersiniz? Şöyle, ben üniversitemizi böyle bir tarihiyle tanıtarak başlamak isterim, eğer uygunsa Tabii sizin ki. için de. Buyurunuz. Sonra da kampüsü de içerisine alacak bilgileri o şekilde sunmak isterim. Şimdi Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi bildiğiniz gibi Tokat ilinde yer alan bir üniversite, küçük bir şehrimiz. Ama üniversitemiz katılımcı, girişimci, bilgi ve teknoloji üreten, bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel yapısına katkı sağlayan ve tercih edilen de bir üniversite. Çok farklı şehirlerden öğrencilerimiz geliyor üniversitemize. Adını Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'dan almıştır üniversitemiz ve 1992 yılında kurulmuştur. Üniversitemiz ilk kuruluşunda aslında 1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi'ne, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan bir Ziraat Fakültesini bünyesine katarak Fen Edebiyat, Niksar Meslek Yüksekokulu, Tokat Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu, Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere bu birimlerden oluşmuştur. Şu anda günümüzde üniversitemiz Tokat İl Merkezi'ne 9 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Taşlı Çiftlik Yerleşkesi olarak ifade edilen bölgede kampüsümüz ve şehir merkezinde Ali Şevki Erek Yerleşkesi mevcut. Burada da Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültemiz mevcut. Bunun dışında 8 ilçemizde de meslek yüksekokullarımız bulunmakta, bu şekilde faaliyetlerini sürdürmekte. Üniversitemizin bünyesinde toplam 17 tane fakülte, bir tane devlet konservatuarı, 2 yüksekokul, 13 tane meslek yüksekokulu ve bir tane de lisansüstü eğitim enstitümüz bulunuyor. Kampüsü sormuştunuz Emre Bey. İşte aslında Evet. ana kampüsümüz Taşlı Çiftlik'te. Biraz önce söylediğim gibi şehir merkezinde bir kampüsümüz mevcut. 8 tane de ilçemizde çeşitli birimlerimiz mevcut şu an. Üniversite tercih dönemi sonrasında Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ni kazanan engelli öğrencilerle birim arasındaki diyalog nasıl oluşuyor? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Tamam. Yani şöyle, tek bir tane cevabı yok. O yüzden biraz uzun bir cevap veriyor olabilirim şu anda. Şöyle ki, ilk olarak öğrencilerimiz üniversiteyi kazanıyor ve kayıt yaptırıyor. Artık hani bunu birebir gelmeden de yaptırabildikleri için öğrenci işlerine gelip de kayıt yaptıran öğrencilerimizle ilk temasımız gerçekleşiyor. Çünkü öğrenci işleri orada engelli öğrenci birimiyle ilgili bilgi sağlıyor ve orada bir yönlendirme yapıyor. Ancak bu adımı atlayan ve direkt olarak kaydını tamamladıktan sonra üniversiteye gelen öğrencilerimiz için de bizim aslında farklı erişim tekniklerimiz mevcut. Siz de biliyorsunuzdur. Şimdi engelli öğrencilerimiz kendi isteğiyle bizim birimimize başvurmadığı müddetçe biz onlara hizmet sunamıyoruz maalesef. Bu Tabii ki. yüzden de bu öğrencilere ulaşmak, onların akademik, sosyal, işte mekansal erişimle ilgili, sosyokültürel faaliyetler erişimle ilgili sorunlarını ya da olası sorun alabilecek durumları onlarla önceden konuşmak gerçekten hem bizi rahatlatıyor hem de onların üniversite hayatını daha zevk aldıkları, gerçekten kendilerini rahat hissettikleri bir kampüste veyahut da bir fakültede geçirmesini sağlıyor. Bu yüzden bunu önemsiyoruz. Burada işte kayıt sırasında bir bilgilendirme yapılıyor. Hani bir engel durumu var mı? Şöyle ki kayıt sırasında bunu beyan eden öğrenciler direkt olarak bizim radarımıza giriyor. Çünkü onlara bir bilgilendirme yapılıyor ve bize de aslında sistemde engelli öğrenci olduğuna dair bir işaret
bırakılıyor. Paylaşmak istediğini ifade eden öğrenciler bunu ancak yapabiliyor yine. Çünkü kişisel verilerin kullanımıyla ilgili bir takım şeyler de söz konusu, kısıtlamalar da söz konusu. Sonrasında bizim bir anketimiz var. Ders kayıtları sırasında biz öğrenci işleriyle bir çalışma yaptık. Ders kaydını yaparken kayıt penceresinde böyle bir pencere açılıyor ve öğrenciye soruyor. Herhangi bir engel durumunuz var mı? Engel durumunuzu beyan etmek ister misiniz? Sonra üçüncü sorumuz engelli öğrenci birim koordinatörlüğünün. Bir de link sağlıyoruz orada. Birim koordinatörlüğüyle ilgili bir gerekli bilgilere ulaşması için. Çünkü yeni gelen bir öğrenci için nedir bu? Ne yapacaklar bana? Nasıl bir koordinatörlük diye, değil mi? Hani orada da birimin linkini sağlayarak engelli öğrenci birim koordinatörlüğü sizinle bağlantıya geçsin mi? Geçebilir yani. Bazıları tercih döneminde bu web sayfalarını inceliyorlar zaten. Ne güzel, ne güzel. Yani hani onlar emin adımlarla ilerleyenler. O anlamda orada da böyle bir anket yapıyoruz. Geçen yıl ilk kez bu anketi yaptık. Ve ben anketten yani özellikle geri dönüşlerden sayı olarak memnun kaldım. Çünkü bu anketle birlikte bizim elimizde bir veri seti oluştu. Ve akademik birimlere göre öğrencilere ulaşabileceğimiz bir durum ortaya çıktı. Sonra akademik birim temsilcilerimizle bunları paylaştık. Ve bu öğrencileri birimde biz kendimiz birebir arayarak birimde ihtiyaçlarını onlarla birlikte konuştuk. Akademik birim temsilcileriyle de onların kendi birimlerinde takiplerini yaptık. Ama bir başka yine temas şekli de tabii ki sizin şimdi söylediğiniz zaten hali hazırda bilen öğrencilerin direkt olarak gelip kendilerinin ben işte sizi araştırmıştım. Çok sayısı yüksek değil bunun maalesef. Az. Evet, evet. Ben işte şu anda bu üniversitede şu bölümdeyim. Böyle böyle ihtiyaçlarım var. Birlikte bu ihtiyaçlarıma çözüm bulmak istiyorum diye gelen öğrencilerimiz de elbette yok değil. Aslında ilk olarak temasta bulunduktan sonra öğrencilerimizle tanıştıktan sonra biz bunun takibini çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Yani birebir telefon görüşmeleri, online görüşmeler, öğrencilerin birebir işte birime gelerek ihtiyaçlarını, isteklerini iletmesi ve akademik birim temsilcileri aracılığıyla kendi birimlerinde yine ihtiyaçlarını, isteklerini hocalarımıza ileterek bunları bizimle görüşmesi de sağlanabiliyor. Biraz üniversitedeki akademik uyarlamalara bakalım. Her üniversitenin imkanları dahilinde engelli öğrencilerine sağladığı imkanlar farklılaşabiliyor. Benzer şeyler de var tabii ki ama. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ndeki engelli öğrenciler, görme engeller, işitme engeller, bedensel engeller özellikle de ayrı ayrı bunları soruyorum ki. Çünkü her birine sağlanacak düzenlemeler farklı olabiliyor. Bu öğrencilere dair yapılan akademik uyarlamalardan, düzenlemelerden veya bilgi erişim çalışmalarından biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi şu şekilde özellikle akademik uyarlamalar bağlamında biz işte öğrencimizle tanıştığımız anda onun ihtiyaçları üzerine, onun akademik faaliyetlere erişim, sosyokültürel, mekansal problemleriyle ilgili konuşuyoruz. Özellikle akademik derslere ve sınavlara erişimle ilgili sorunlarıyla alakalı olarak da bizim bir yönergemiz var. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ders geçme ve sınav yönergesi var. Engelli öğrenciler için daha doğrusu bu yönerge spesifik olarak. Bu yönergedeki aslında pek çok madde özellikle spesifik alanlarda bölünmüş ve her bir özel gereksinim grubuna hitap eden alanlar oluşturulmuş durumda. Yönergemizde geçen sene bu arada yeniledik, gözden geçirdik ve kapsayıcı bütün engel gruplarında çok gri alanlar olmadan hem öğrencilerimizin hem öğretim elemanlarımızın doğru bilgiye yani çok fazla böyle meale gerek kalmadan yapılması gerekene net bir şekilde ulaşmasını sağlayacak bir yönerge haline getirdik. Orada ayrı ayrı özel gereksinim grupları için alanlar var. Mesela görme engelli bir öğrenci için derslere erişimde öğrencinin dersi kaydedebilmesini, sonrasında işte öğrencinin ihtiyaç duyduğu materyallerin temin edilmesini, kitapların taranarak PDF'lerin oluşturulması, kütüphaneyle işbirliği yapılması ve kütüphanenin işte onun ihtiyaç duyduğu ders öğrenme materyallerini ona temin etmesi. Bu anlamda Milli Kütüphane bizim için özellikle konuşan kitaplık bizim için gerçekten büyük bir kaynak. Onun dışında öğrencinin kendi ders kitaplarının yayın evleriyle ilgili yazışmaları işte kütüphane yapıyor ve bunlarla ilgili erişilebilir formatlarda öğrenciye materyallerini temin etme noktasında destekler sunuyor. Tabii ki bunun sınav boyutunda işte okuyucu, işaretleyici,
bir öğrencinin ya da bir araştırma görevlisinin görevlendirilmesi. Yine ekstra süre işte engelli durumunun, özel gereksinim durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak bunun sağlanması. İşitme engeller için yine aynı şekilde özellikle uzaktan eğitim sisteminde herhangi bir şekilde medya veyahut da video kullanımı söz konusuysa. İşaret dili seçeneği maalesef şu anda hala bizim çok sıkıntı yaşadığımız bir konu ama en azından altyazının erişilebilir bir formatta, bir site formatında sunulabiliyorsa bu tarzda kaynakların da öğrencilere sunulması boyutunda aslında pek çok bilgimiz bu yönergenin içerisinde mevcut. Biz şöyle yapıyoruz. Şimdi yönergeler evet her şey orada yazıyor. İşte sınavı şöyle yapacaksınız, dersi böyle vereceksiniz, öğrencinin şuna ihtiyacı olursa böyle yapacaksınız gibi çok net yazsak bile. Şimdi belki ben alandayım, işte özel eğitimciyim. Bu bana çok yakın bir bilgi olarak gelebiliyor. Veyahut işte özel gereksinimli bir birey kendi ihtiyacını çok doğru yorumlayabiliyor. Ama bazen hocalarımızın, öğretim elemanlarının bu konuda desteklere ihtiyaç duyduklarını görüyorum. Ben bu yüzden de şöyle bir şeye başladım. Geçen yıl özellikle eğiticilerin eğitimi koordinatörlüğüyle işbirliği içerisinde her dönem çeşitli oturumlar halinde engelli öğrenciler için engelsiz erişilebilir eğitim adında biz bir eğitim sunuyoruz. Ben veriyorum eğitimi. Eğitimin modülleri tam anlamıyla engelli öğrenciler için ders geçme ve sınav yönergesinin aslında böyle çeşitli hikayelerle, durumlarla uyarlanmış, işte çeşitli soruları hocalarımıza yönelttiğim, onların aslında hiç yönergeyle bağlantılı olmadan nasıl çözümler üreteceklerini sorduğum ve sonrasında da hep birlikte tartıştığımız ve yönergeye uygun bir çözüm ürettiğimiz böyle bir atölye çalışması gibi güzel, çok etkileşimli bir öğrenme ortamı ortaya çıkıyor. Burada işte öğrencilerimize daha iyi ve onları destekleyen daha nokta atışı uyarlamaları nasıl yapabileceğimizi anlattığımız bir eğitim programı oluşturdum. İşte bu dönem yine kısmetse dönem başında özellikle bir bu eğiticinin eğitim koordinatörlüğüyle bir eğitimimiz söz konusu. Sonra da dönemin çeşitli noktalarında hocalarımızdan müsaitlikleri doğrultusunda belirli oturumlara kayıt olarak hepsinin, üniversitemizdeki tüm öğretim elemanlarımızın bu eğitime katılıp o sertifikayı almasını sağlayarak en azından bu konuyu böyle onların kafasında netleştirip öğrencilerimize de kendilerini ifade ederken en azından anlaşılma, daha kolay anlaşılma fırsatı sağlamak gibi bir niyetimiz de var. Yani hepsini yönerge çerçevesinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun nasıl yapabilirimin cevabını verecek şekilde oluşturduk. Bu çok önemli olmuş. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Yani öğretim elemanlarının da teşvik edilmesi bu eğitime önemli. Çünkü bazı üniversitelerde böyle girişimler olsa da öğretim elemanları pek yanaşmıyorlar. En azından belki böyle sertifikalarla, belki daha ilgi çekici hale getirerek daha fazla kişinin bu konudaki gelişimini sağlayabiliriz. Evet, evet. Mimari düzenlemelerden bahsedelim biraz da. Görece yeni bir tarih sayılır 1992 üniversitenin kuruluş tarihi ama evet. Erişilebilirlikle ilgili düzenlemeler daha sonraki yıllarda yürürlüğe girmeye başladı. Bu konuda ne söylersiniz üniversitenin mimari erişilebilirliğiyle ilgili? Şöyle söyleyebilirim Emre Bey. Yani kampüsümüz engebeli bir alana oturtulmuş. Gelmişseniz eğer hatırlarsınız belki. Evet. Evet. Yani yer yer engebeli alanlar mevcut kampüsümüzde. Bunun dışında kampüsümüzde eski binalarımız da var. Yani hani söylediniz ya işte aslında erişilebilirliğin çok da böyle konuşulmadığı, çok da böyle göz önünde bulundurulmadığı zamanlarda yapılmış farklı mimari özelliklere sahip binalarımız da var. Bu binalarımızla ilgili ve aslında yeni yapılan binalarda bu sorunlar ortadan kaldırılmış ve ufak tefek işte erişilebilirlik endişeleri oluşturan noktalar var. Bunlarla ilgili çok yoğun bir çalışmamız mevcut. Yapı işleriyle ben dirsek temasında çalışıyorum. Yapı işleri daire başkanlığı, bir mühendis, bir mimar ve bir teknikeri engelli öğrenci birimiyle aktif çalışması için görevlendirdi. Biz işte engelsiz üniversiteler biliyorsunuz YÖK'ün başlatmış olduğu bir program. Hem ona hazırlık olsun hem de aslında bir farkındalık. Aslında bu programın amacı da bir farkındalıktır. Yani hani bayraklar çok semboliktir. Çok güzel. Bayrak almak harika. Ama aslında vurguladığı şey şu. Burası birileri için erişilebilir değil. Sen bunu erişilebilir hale getirmelisin mesajını veriyor ya. Bu bizim için de çok o büyük bir... O anlamda bir şey. Mesela engelliler erişilebilirlik izleme ve denetleme yönetmeliği çerçevesinde verilen ödüller gibi bir geçerli yok aslında. Bir farkındalık anlamı var YÖK'teki ödüller. Evet. O yine de kıymetli yani. Evet, çok kıymetli. Çünkü şunu biliyoruz biz. Eğer ki
Bizim evet kesinlikle doğru veriliyorsa şöyle bizim üniversitemize gelecek olan bir öğrenci şu an işte bütün tercih döneminde öğrencilerimiz endişe yaşıyor ya. Ha evet ya YÖK de bayrak vermiş evet. Demek ki ben burada böyle bir sorunla karşılaşmayacağım sinyalini veriyoruz. Hani öyle bir şey verebilmek için de önemli. Benim öğrencim okuldan içeriye girdiği anda orada kendini rahat hissedebilmeli ve herhangi bir sorunla karşılaşmamalı. Yani tipik bir birey ne yaşıyorsa aynı deneyime de o sahip olmalı. Bu aslında biz biraz bu farkındalığı uyandırdık. Yapı işleriyle birlikte bina ziyaretlerimiz oldu. Ölçtük, işte biçtik, fotoğraflarını çektik. Herkes dedi ki, ne yapıyorsunuz siz? Dedik ki biz şu anda binadaki erişilebilirlik sorunlarını tespit ediyoruz. Bu sorunları tespit edip bunları gidermemiz gerekiyor. Yani şöyle eşikler mesela. Eşikler hiç kimsenin gözüne batmıyormuş ama eşikler çok büyük bir engel. Ha hiç düşünmemiştik diyenler oldu. Mesela hani şimdi bunlarla ilgili çalışmalar devam ederken hani neden böyle bir inşaat işine giriştiniz anlamıyoruz diye soranlara bu açıklandığında bile hani artık bir farkındalık ortaya çıkıyor. Yapı işleri şu anda özellikle yeni yapılan binalarımızda inşaatları denetliyor. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın erişilebilirlik denetleme kılavuzu uyarınca bu denetlemeler yapılıyor. Bütün erişilebilirlik ihtiyaçlarını gidererek binaların teslim alınması için çalışmalar yürütülüyor. Bunun dışında da bizim yeni olan fakat ufak tefek eksikleri olan binalarımız var. Bu binalarla ilgili de yine ihtiyaç tespit çalışmaları ve bunları giderme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yurtlarla ilgili soralım. Biraz tekrar başa dönmüş olacağız. Üniversiteyi kazanan veya tercih ederken düşünen öğrencilerimizin bir faktörü de yurtlar oluyor. Acaba ben Evet. nerede kalacağım? Gerçi sonraki yıllarda bazıları işte ev tutuyorlar falan ama en azından başlangıçta bir yurt imkanı onlar için cezbedici olabiliyor. Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ndeki yurt olanakları hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim, yani Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarımız mevcut. Kampüste bir tane erkek öğrenci yurdu, diğer üç tane erkek öğrenci yurdumuz şehirde, şehrin belirli lokasyonlarında bulunuyor. Kız öğrenci yurdu olarak da iki tane kız öğrenci yurdumuz kampüste. Bunun dışında diğer üçü de şehrin belirli lokasyonlarında. Yine buraya kolay ulaşabilecekleri, bir vasıtayla ulaşabilecekleri lokasyonlarda bulunuyor. Bunun dışında ilçelerde de yine Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Turhal ve Zile'de de kız ve erkek öğrenci yurtları mevcut. Bunun dışında özel pansiyonlar, öğrenci apartları şeklinde yine özelde kalmak isteyen kişiler için de şehir merkezinde yoğun bir şekilde seçenekler bulunmakta. Ben size tercih sürecinde öğrencilerin merak edebileceği soruları sormaya çalıştım. Bunların dışında sizin birim olarak gerçekleştirdiğiniz faaliyetler varsa sosyokültürel alanda olabilir ya da kariyer planlama gibi olabilir. Bu alanlarda eklemek istedikleriniz varsa onları dinleyebiliriz. Tabii memnuniyetle. Şöyle aslında Emre Bey, biz engelli öğrenci birimi olarak, aslında üniversite olarak şöyle bir şey yapmak bizi çok mutlu ediyor. Topluma dokunmaktan çok mutlu olan bir üniversiteyiz. Özellikle çeşitli günlerde, özel gereksinimli bireylerle ilgili günlerde, sadece üniversitede değil, şehrin farklı yerlerinde, işte ilçelerimizde farkındalık etkinlikleri düzenleme, bu etkinliklere destek verme anlamında faaliyetlerimiz oluyor. İşbirliklerimiz çok fazla. Mesela üniversitemizin içerisinde de engelliliğin, engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının ve aslında engelli öğrencilerin de bu üniversiteden diğer öğrenciler gibi eşit bir şekilde faydalanmasını sağlayabilecek her türlü hizmeti üretecek olan, destekleyecek olan birimlerle işbirliğimiz var. Mesela eğiticinin eğitim koordinatörlüğü biraz önce söylemiştim. İşte bu yönerge için onlarla bir eğitim programı oluşturduk. Şimdi ikinci eğitim programımızda, onu da müjdesini buradan vereyim. Evrensel tasarım. Öğretim faaliyetlerinde evrensel tasarım nedir? Hani bu mentaliteye nasıl sahip olabiliriz? Hani illaki sınıfımızda görme engelli birinin olmasına gerek yok ama biz öyle bir evrensel düşünelim ki hani o dersi öyle ya da böyle bir gün görme engelli bir öğrenci aldığında ya da işitme engelli bir öğrenci aldığında herkes için erişilebilir bir materyal setimiz olsun. Herkese hitap etsin gibi böyle aslında atölye çalışması ile birlikte destekleyeceğimiz bu materyalleri nasıl oluştururuz, nasıl o kıvama getirebiliriz kendi derslerimizi. Bunu konuşacağımız bir eğitimimiz daha işte yolda. Onun hazırlıklarını yapıyorum ben. Şöyle Erasmus Ofis'le işbirliği. Biz özel gereksinimli engelli öğrencilerimizin de yurt dışı deneyimi yaşamasını, yurt dışına gitmesini, farklı kültürleri deneyimlemesini çok istiyoruz. Özellikle özel gereksinimli bireyler için
ayrı bir bilgilendirme oturumu, onlar için randevuyla destek alabilecekleri bir Erasmus bilgilendirme hizmeti de düzenledik. Çok ciddi cazip imkanlar da söz konusu. Bu konu hakkında bilgi verdik. İşte ek puan aldıklarını, eğer ki ihtiyaçlarıyla ilgili herhangi bir talepleri olursa bunların da yine Erasmus Ofis tarafından özellikle hibe desteği bağlamında değerlendirilebileceğini ilettik. Bu sene 6 tane öğrencimiz başvurdu. Bizim için çok büyük bir başarı. Evet. 6 tane başvurdu. Engelli öğrenci başvurdu. Evet, evet. 6 engelli öğrencimiz başvurdu. Başvuruyu arttırıp onların kabulünü de arttırarak bunu her yıl daha yukarıya taşıyarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Onun dışında kariyer merkeziyle işbirliğimiz var. Tabii ki okul tamam, evet üniversiteyi okudunuz tamam, bizim işimiz buraya kadar da demiyoruz. Kariyer merkeziyle işbirliğimiz kapsamında da İşkur'dan uzmanlar geliyor. Salı günleri özellikle engelli bireylerin iş ve çalışma hakkında kendi haklarını bilmesini ve aslında istihdam konularında sorularını uzman bir kişiye sormasını sağlayacak bir fırsat yaratıyoruz. Bunun dışında engellerle ilgili özellikle engelli öğrenci biriminin kariyer ve geleceğe yönelik bakış açısını geliştirmek için bir proje çalışması da oldu. TÜBİTAK 4008 projemiz kabul oldu. Biraz pozitif ayrımcılıkla engelli kadınlara yoğunlaşmıştım ben o projede. Engelli kadınların girişimciliğe özendirilmesiyle ilgili bir proje. İnşallah önümüzdeki baharda proje etkinliklerimizi burada üniversitemizde gerçekleştiriyor olacağız. Çünkü biz sadece çalışan olsun istemiyoruz engelli bireyler. Girişimci olsun istiyoruz, işveren olsun istiyoruz. Bunun için de bizim bunu öğrencilerimize, işte Tokat ilindeki engelli bireylere aktarabileceğimiz fırsatlara ihtiyacımız var. Böyle bir projemiz de inşallah hayata geçecek yakın bir zamanda. Bunun dışında başka bir hizmetimiz de aslında işbirliğimiz diyebilirim. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi var. TOGÜSEM adıyla. TOGÜSEM'in çeşitli eğitimleri var. Bu eğitimlerde biz şöyle bir şey yapıyoruz. Engelli bireylere kontenjan açılması, indirimli veya ücretsiz bir şekilde bu kurslardan yararlanması gibi bir işbirliğine de girdik. Bu 2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bunu da yine özel gereksinimli öğrencilerimizle paylaşıyor olacağız. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı'ndan bizim engelli öğrenci biriminin 4 tane istihdam ettiği yarı zamanlı öğrenci kadrosu var. Bu öğrencilerimiz kendi birimlerinde görevlendiriliyorlar. Çalışma imkanları sunuyor. Aynı zamanda akademik uyarlamanın dışında eğer ki bedensel engeli olan, ağır düzeyde destek gereksinimi olan, yoğun düzeyde destek gereksinimi olan öğrencilerimiz olduğunda da Sağlık Kültür Daire Başkanlığı yarı zamanlı öğrenci pozisyonları açarak o öğrencilerimize partner öğrencilerin işe alınmasını, onların en azından kampüsteki mobilitesinin veyahut da işte hareketinin kolaylaştırılmasını sağlayabiliyor. Bunun dışında valilik, belediye, il milli eğitim, aile sosyal hizmetler, il müdürlüğüyle çok yakınız. Etkinlikler yapıyoruz. Özellikle engelli bireylerin üniversite imkanlarından yararlanması bizi çok mutlu ediyor. Rektörümüz Profesör Doktor Fatih Yılmaz hocamız üniversitemizin havuzunu Tokat'taki tüm özel gereksinimli bireylere ücretsiz bir şekilde açtı. Şu anda yine bir STK ile Beyaz Ay Derneği ile işbirliği içerisinde bir yaz okulu devam ediyor üniversitemizin havuzunda. Bu yaz okulunda çocuklar yüzme öğretmenleriyle birlikte geliyorlar ve orada ücretsiz bir şekilde havuz hizmetlerinden yararlanıyorlar. Bu senenin bütün günleri aynı şekilde halkımızdan da yine buna talep olduğunda erişebilecek olan kişiler olacaktır. Özellikle valilik ve belediye ile ilgili Tokat'ı da erişilebilir kılmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim alanımız aslında sadece kampüsmüş gibi geliyor ama bu öğrenci Tokat'a gidecek. Bu öğrenci evet gezmek Şehirde isteyecek. Vakit geçirecek. Evet, konserlere gitmek isteyecek. Öğrenci toplu ulaşıma daha rahat bir şekilde erişmek isteyecek ki Tokat'ta böyle bir sorunumuz vardı. Geçen yıl biz bütün STK'ları yanımıza aldık. Güzel bir ekip oluşturduk. Valilik, belediye, aile sosyal hizmetler il müdürlüğü, üniversitemiz, işte gençlik ve spor il müdürlüğü ve engelli vatandaşlarımızla bir toplantı yaptık. Ve biz Tokat'ın erişilebilir olmasını istedik. Öğrencilerimiz geldi, yaşadıkları sorunları anlattılar. Ve biz bir ilk kararı alınmasını sağladık Emre Bey. Bu ilk kararında da işte otobüslerin gözden geçirilmesi, yenilenmesi, engelli hakları eylem planının 5. maddesi uyarınca
artık erişilebilir bir ulaşıma Tokat'ın ihtiyacı olduğunu belirttik. Geçen haftalarda da bunun müjdesini aldık. Şu anda işte toplu taşıma araçlarımız güncellenecek ve erişilebilir. İşte en azından engelli rampasının bulunduğu, duraklardan erişimin kolay olduğu otobüslerle değiştirilecek müjdesini aldık. Ama biz şöyle bir şey yapmıştık geçen sene. Yine bir STK ile işbirliği çerçevesinde Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi ile bir protokol kapsamında onlar bizim öğrencilerimizin şehirden kampüse erişimini sağladılar, ulaşımını sağladılar. Yani hani otobüsler çok dolu oluyor. Tekerlekli sandalyede kas hastası olan bir öğrencimiz var mesela. Evinden durağa gitmek için zaten çok uygun olmayan yollardan geçmesi gerekiyor. Görme engelli öğrencimiz, bedensel engelli diğer öğrencilerimiz vardı. Toplam 6 tane öğrencimizi bir yıl boyunca Ekim ayından başlamak ve Temmuz ayına kadar taşımak suretiyle bir yıl boyunca bize böyle bir destek sundular. Bu da bizim için tabii ki çok önemliydi. Öğrencilerimizin eğitim öğretime daha taze gelmelerini sağlıyor. Daha işte kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Tercih ben teşekkür ediyorum. Öğrenciler açısından kıymetli şeyler söylediniz, muhakkak ki değerlendireceklerdir. Tabii bu sadece bu tercih döneminde izlenmeyecek. Yani ilerleyen aylarda da izlenecektir muhtemelen, bir arşiv olacak. Çünkü biz tercih döneminde başladık bu programı ama belki dönem içerisinde de devam ederiz. Artırırız bu videoların sayısını başka üniversiteleri de tanıyarak. O anlamda da iyi olacak. Bir de üniversitelerin de engelli öğrenci birimleri arasındaki farkları, benzerlikleri de görmüş oluyoruz böylelikle. İyi de oluyor söylediğiniz şeyler. Çok teşekkür ediyorum bu bağlamda. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Umarım yardımcı olur. Yine öğrencilerimizin herhangi bir sorusu olursa bize engelsiz@gob.edu.tr adresinden ulaşabilirler. Ayrıca sosyal medyada, Instagram'da yine sosyal medya hesabımız var. Engelsiz.togü adresinden de bize yine herhangi bir soruları varsa mutlaka ulaşıp sorabilirler. Evet, biz de başka bir bölümde başka bir üniversiteyi tanımayı sürdüreceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere.